konuda edebi eserlerin yazılması lazım. Bu konuda sinemaların çekilmesi lazım. Buna göre de sizin gibi yazarlara, ondan sonra film yazarlarına ihtiyaçlarımız var, araştırmacılara. Yani bu, bakın bu dert bir büyük bir dertti. Yani bu derdi bir kimse taşıyabilir. Bunu anlamıyorlar, yani bunu bilmiyorlar insanlar. El gücü sel gücüdür. Yani bu toplumun gücüdür. Yani toplumun aydınları, düşünürleri hepsi bir araya geldiğinde bir güc ortaya çıkmalıdır. O gücüyle yola çıkmalıyız. Bakın biz aydınlar yani, ortaya koyabilirik. Ben de kitap koyabilirim. Bilgiyle benden de güzel koyabilirim. Eserle bak. Bunların ortaya çıkması iki şey lazım. Finans, yönetmen. Doğru. Bu şeyleri yaratmak lazım. Bu kaynakları yaratmak lazım. Bakın Ermeniler yıllarla hiçbir toprakları, ülkeleri olmuyor da Ermenistan boyda bir arazi kazandı. Sayın Aydın Başkan, sizin filmi yapmak için ya Güney Azerbaycan için olsun, ya Karabağ için olsun, ya Türk dünyası için olsun, ya Kuzey Azerbaycan için bir yapıtınız var mı? Bir eseriniz var mı? Eserler var. Yalnız yönetmene ihtiyacımız var. Yönetmen bir de film çekilmeli. Yani film çekmek için lazım olan vesaire ben ödeyemem. Ben veremem. Doğru. Benim buna gücüm yetmez. Ben bu eserlerde bir tane mesela bak bunlar hele bir örneği olarak. Neden bunları sordum? Buna göre ki sordum ki sizin diliniz. Ben bilirdim ki sizin böyle bir yapıtınız, böyle bir eserleriniz vardır. Sizin dilinizden eşitme istedi. Değerli izleyicilerimizden. Yani buna göre ki yönetmenlere, ya oyunculara, film yazarlarına bizim ihtiyacımız vardır. Bir yani bir toplucasına bir güç ortaya koyulsun. Yani o Azerbaycan'ın derdini dünyaya yansıtsın. Bir şey söyleyeyim bakın biz Azerbaycan, onun genelde Türk dünyası yazarları içerisinde millete hizmet eden yazarlar çok mutsuz yazarlar. Neden biliyor musun? Biz bunları yazarken mutlu oluyoruz ki evet genç nesil için bir şeyler yaptık. Ben gerçekten bununla ilgili başımı dik tutabilirim. Yaptım ben yani bunu bile, bu bile büyük bir şey Ayazat'a kitabı. Bu bile büyük bir şey. Yani boş boşuna bozgutlar ölmez demek de değil. Bozgut'un ne olduğunu bileceksin. No. İdeoloji olarak ne olduğunu bileceksin. Ve ben bunu hazırladım koydum. Bunları hazırladım koydum. Ama bakın bir Avrupa düşüncesinin tanıtımını yaparsan, onların siyasetine uygun bir eserler ortaya koyarsan, sen zengin olursun. Rus düşüncesine destek verirsen, zengin olursan. Ermeniye bile destek veren Türkiye'de yazarlar çok zengin biliyor musunuz? Ya? Ermeni dernekleri, mesela Elif Şabak'ın 20 liradan, 30 liradan, 28-40 liradan birden 500 kitabından. No. Yani Ermenileri destekleyen o cür yazarların kitaplarını alırlar. Ona göre de o yazarlar yazın. Biz de dedik ki niye yazıyorlar? Niye Ermeniler destekleyen? Para var orada. Yani bu sözden böyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani bizim iş adamlarımız, bizim milletimiz, bizim toplumumuz kitaba değer vermirler. Yani bakın alırlar. Ben şimdi dünyada ne kadar kendisi bozgutçu, göğgutçu, ülgüçü, milliyetçi, vatansever sayan var. Bu kitap sizin genç nesil için, uşaqlar için bir çok gereğli bir kitaptı. No. Ben bunu, bu dayım efsaneler topladım, hem benim yazdığım hikayeler topladım, hem de bir deyim üzerinde yazdığım hikayeler, yani özümden topladım. Bu kitaba destek çıksınlar. Bu kitaba destek çıksınlar. Bunu uşaqlara, gençlere hediye için çap edip yazsınlar. Ben bu kitaptan hiçbirinden zengin olmadım. Ben bu kitaplardan... Sayın Aydın Başkan, bu kitap sizin bu eserinize, bunu seslendirme için, yani böyle bir olan ağamız vardır. Yani bunu seslendirse fotoklip olarak, şimdi onun, bunu da çalışma biraz olarak... Biraz yazar hakları konusu doğru. Var orada. Alırlar, kendi adlarına yeniden yayınlayırlar falan edirler. Ona göre bu konuyu aslında görüşmek, onun hukuku tarafını görmek lazım. Bundan başka mesela ben kitapları yayınlıyorum, tamam yüz kabuğunu biraz güzel düzeltebiliriz. Bunu bakır yayınlayıp beğenin. Ama bunu iki, ressamlık şeyi ben bacarmam. Mesela çocuk kitabıdır, resimler var. Bunun için bir vesayet lazım. Benim bunun gücüm yok. Ben mesela hiçbir temenna beklemeden bunları yapıyorum. Ama benden herkes temenna bekliyor. Doğru. Para ister. Kitabı da yayınlamaya,
Her şeyde yanım. Ben ona göre diyorum ki devlet bunun parası bana yatırsın. Ben bundan başka burada 100'e kadar çocuğa bizi eğitimliyim. Doğru. Evet, ben çok razıyım. Memnunum. Azabıcım diğer çok sağ ol Baroncuğum. Sayın Aydın Başkanım. Bir de özellikle Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği'nin başkanı ve ayrıcaki araştırmacı ve yazarsınız. Şimdi Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği'nin başkanı olarak bir tane de Şehit Mübariz İbrahimov adına burada bir okul vardı. O okulun üzerine biraz danışsanız. Kısaca söyleyeyim, ben derneği önce kurmak fikrim yoktu. Çünkü ben daha çok eserlerimle meşhur olmak istedim. Ama bu da Azerbaycan'dan çok büyük sorunlara gördüm. Ve burada olan, mevcut olan iki derneğe gittim. Ben gördüm ki benim projelerim onlarlık değil. Yani benim düşüncem biraz farklıydı, daha geniş vizyondu. Ona göre mecbur oldum, dernek kurdum. Ve derneğimizde ilk tiyatro kurduk, yarattık, Azerbaycan tiyatro. Ve evvelce Kocalı soyadımına hasıl olmuş Adsız Kadın benim tiyatro oyunumun Kemal'inden beyni başrolünde oynayır. Oyunun gösterilerini teşkil ettik. Ondan sonra okullar için, mektepler için tiyatro oyunları hazırladık, teşkil ettik. Ancak bundan toplanan vesaire yalnız oyunculara hiç gitmedi. Onlara da gitmedi. Çünkü maaş alacak kadar da gitmedi. Ona göre bu projenin doldurmaya mecbur oldum. Bundan başka 2017'de ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Fethiye Abdaloğlu'dan işitmiştim Türkiye'de. Millerle Azerbaycanlı senetsiz uşaqların olduğunu, mektebe gitmediler. Şimdi çok teəccüblənmişim, inanmamışım. Böyle bir şey olabilir. Ki Azerbaycan əksəriyyəti Naxçıvan bölgesinden veya diğer bölgelerden gelip, təsəvvür edin, 20 il bundan evvel gelip burada yerleşenler var. Bunların uşaqları küçük olup gelenler mektebe gitmirler, sonra uşaqlar büyüyüp evlenirler. Onların da uşaqları, senetleri yoxdur. Ona göre mektebe gidebilirler Türk mektebe. Burada otur bizli olmadan, kimliği olmadan yaşayan millerle insanlar var. Millerle, belki de 10 millerle. Ve bu insanlar təhsilsiz kalır. 24 yaşında, 30 yaşında yazmak, okumak bilmeyen Azerbaycan'da var. Biraz bunu vurguladık. Yani Sayın Mensli Hanım'la da böyle konuşma yaptığımızda. Yani bildiğimiz tek yani eğitimsiz bir toplum, büyük yani bir o toplum bir millete yani. De topluma da büyük bir zarar verecek. Peki, yani bunu biz babağını almalı. Gerçekten sizin işlerinizi gerçekten gönülden, can gönülden alkışlayırız. Büyük bir değerdir, yani büyük bir erdem, yani erdem kaynağısınız. Yani uzak görenliğiniz, böyle bir yani bu uşaqlarımız eğitimsiz kalmasın, çocuklar ortalıqda istismar olunmasın, bunları kullanmasınlar, bunları böyle yani çirkin bir işleriyle, yani böyle bir düşüşün bir işlere bunları yönetmesinler diye bunların önünü önlemişsiniz. Yani bunun kabağını almışsınız. Senin 4 uşağı fabrikten getirmişsin buna. Doğru. Fabrikten işten çıkardım 9. Yani bu bir gerçek. 11, biri 13 yaşında uşağını fabrikten getirmişsin. Yani biz niye açık danışmayaq? Bunu açıklayamalıyıq. Bunu görmüşüz ki eğitim olmasa o çocuklara belki bir barmaq sayınca insanları, mesela atası, anası onları böyle kontrol, denetim altında tutacak. O birler ne edecekler? Gidecek yolsuzluğa doğru. Yolsuzluğa doğru gittiğinde bu ne olacak? Topluma zarar verecek. Bu uşaqlarda bizim öz uşaqlarımız. Gerçekten böyle bir duyguyla, böyle bir düşünceyle, böyle bir bilinciyle, böyle bir şuuruyla ki siz yola çıkmışsınız. Gerçekten bugün milletimizin bilgisi de olmasa ama bilip düşünenler ellerini vicdanlarına koydu bunda, onu da bilecekler ki Aygün ne yapmış? Konu değil ya Aygün ne yapmış. Konu olur ki herkes millet için. Yok, gerçekten yapmışsınız. Yaptığımız ortadadır. Ben bunlara, bu çok değerli bir iş. Bakın ben bunların geleceğini düşünmüyorum ki mesela bu millet buna değer verecek ya verir. Ben millete ne lazım olduğunu bilirim. Ben bildim ki milletin buna ihtiyacı var. No. Bu cür mesela nağıllardan tutmuş, bu cür eğer siz böyle bir şeyleri yapmaktasınız, tesine kadar. O onda da bizim iş adamlarımız, ondan sonra değerli milletimiz, yani bunu biz bilgilendirmeliyiz. Onlar da yardım ellerini uzatmalıdır. Yani bugün siz bak bir okul koymuşsunuz, biraz bundan önce de dediniz. Burada bir uşaqlar bir oynadılar, yani böyle oyun bir alanı yok idi, küçük bir yerdeydi. Ben sınıflara baktım, çok böyle darısqal,
Yani böyle işler yapıyorsunuz. Niye yardım ellerini uzatmasınlar? Niye bilgiler olmasın? Ben buraya bugün geldim ışıklandırmak için. Buna göre ki bunları yayın yapmak için. Ki milletimin haberi olmaz. Buna göre ki biraz bundan önce de dedim. Meclis Hanım'dan da böyle röportaj aldığımda. Dedim ki derdini gizleden derman bulamaz. Yani biz bunlara böyle gidip dediğimizde böyle bir şey var. Dediler ki onlar ne zaman bizden istedi biz onlara yardımcı olmadık. Onda siz demelisiniz. Bir şey söyleyeyim. Doğru biz mu? Değil ama doğru isteyen mu? Var. Pesli adına, pesli ticaret gibi bakanlar var. Türkiye'de. Yani ben istemeden ad çekeyim ama tesevvür edin ki bir gün size telefon zengi gelecek. Niye ay günü böyle kanalı çekmişsin? Bir adamlar var ama siz 100 adamı gelin çekin ben sizden soruşmadım ki niye çekeyim. Demek ki eğer kimlerse rahatsız edin ki biz burada tamamen temiz niyetle çalışıyoruz. Benim umurumda değil. Ben çok çekilişlerim vardı. Bana çok telefonlar geldi. Sen niye bunu çektin? Ben istediğimi çekerim, istediğimi çekmerim. Siz inanın tamam. Ki... Ben biliyorum ki siz bir milli, bir Turancı, Azerbaycan'a yüreği yanan bir insansınız. Ben ondan dolayı da ben bunu çekirəm, ben bunu da yayınlayacağım. Burada da olan sıkıntıları siz dilə gətirəcəksiniz. İstəyin, buna görə ki yayın dünyasıdır, sanal dünyasıdır. Qoyun, herkesin bilgisi olsun. Mən ən böyük sorunlar dediğim, niyə məni yandıran nədir? Bu uşaqların əksəriyyəti, valideynlər, Azərbaycanda heç bir imkanı olmuyor. Bu da iş arxasınca gələnlər. Özellikle de Naxçıvan bölgesi çoğunluğundan olduğu için deyelim, yakın olduğu için. Doğru. Ve onların, Naxçıvan da bizim için strateji emniyeti bir yer. Yani her tarafta Ermenilerin yani, çevreden... Biraz bunların endesini söylediniz ki 20 yıldır burada yaşamaktadır. Bunların oturma izni yoktur. Neden mesela Türkiye bunlara oturma izni? Neyin ki oturma izni yoktur? Azerbaycan kimliği de yok. Azerbaycan bu kimliği insan, de yoktur, Türk kimliği de yoktur. Bakın, doğru mu? Yoktur. Hiçbir kimliği yok. Bu insanın mesela 30 yaşı var. Hiçbir yerde bu insan olan mevcuttur ama evlatta mevcut değil. Yani bu Naxçıvanlıdır. Bu insanlar buraya gelmişler. Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş. Türk kimliği de yoktu, Azerbaycan kimliği de yoktu. Yok. Yani buna çözüm? Buna çözüm biz devlete o zaman müracaat ettik. Devletin kurumu geldi. Diyaspora Komitesi çok çalışmaları yaptı. Bir elektron migrasiya komitesi, Azərbaycan migrasiya komitesi, bir elektron müracaat forması internette hazırlar. Ama bu insanlar yazmak bilmir. 30 yaşında kadın bana telefon açar, yardım istiyor. Ben de diyelim ki siz adresinizi yazın, biz adresleri kayıt alalım. Doğru. Kimlere yardım gönderdik? Deyir ki ben yazmak bilmirim. Düşünürsünüz mü? Telefonla işleyebilir ama yazmak bilmir, herif tam. Biz onlara hatta müracaat ettik yani ama bizim de imkanımız bir yere giderdi. Anlayırsınız mı? Biz devletten beri Diyaspora Komitesi'ne ne bak müracaat etmişik? 2019'da müracaat ettik Fuat Muradov. Yani bunlar bir önemli bir sıkıntılardı. Önemli bir konu değil. Yani bize verilen desteği de söyleyeyim. Siz bu sıkıntıları sonra, Türkiye devletine, Azerbaycan devletine söylediniz. Çaktırmışık Azerbaycan devleti. Türkiye'de ben birçok devlet kurumlarına görüşmüşüm. Bütün müellimim, kısacı müellimim, eğitimciyim, elimler namzediyim, yani alimim. Bütün bu telsiz problemlerini bilirim. Ona göre bunun bir çıkış yolu var. Azerbaycan burada devlet mektebi dikmeli. Dikmezse özel mektep olmalı. Türkiye'de de özel mektep olma şartları çok ağır. Yoksa ben bunu çoktan eləmişim. Bizim müellimler burada imtihan vermeli. Diplom denkliği olmalıdır. Bunu da bizim müəllimlər, Azərbaycanda okumuş müəllimlərdir. Onlar burada Türkçe imtihan versin, imtihandan geçsin, diploma denkliği. Buna iller lazım. Azərbaycan öbəli, sənədlərin düzəlməsinə başlamış. Ama mən size deyim de, üst üste 100 adamın sənədi bugünə qədər düzəlmiş. Aygün Başkan, biraz bunun keçənlərdə bir böyle bir çok bir mutlu bir bilgi aldık. Çok bir güzel bir bilgi aldık. Dediler ki Türkiye ile Azerbaycan arasında daha artık pasport yoktur, tamam bir kimlik vardır. Ya böyle bir kolaylıkları sağlamışlar. Yani bir kere de bunu siz dediğinizde... Bu pasportun kaldırılması tamam. Ne önemi var ki? Tamam, 20 yıldır, 15 yıldır Naxçıvan'dan bir aile gelsin buraya, burada bir çocuk olsun. Bu çocuğun Azerbaycan kimliği de olmasın, Türkiye'de kimliği olmasın.
Gerçekten ben bunu bir muhabir olarak ben bunu içmesin diye. Ve Türkiye'de Suriyelilere verilen desteği bize niye verilmez? Ben size tamam. Biz burada muhacir tamam, değiliz. Tamam açık konuşun. Yok açık, açık konuşun. Açık söyleyin. Bu bizim hakkımızdır. Suriye yani, için Türkiye'nin millet meclisinin biz tezkere kaya bulunmuş. Suriye'deki savaşa göre Türkiye devleti resmi şekilde Suriyelilere. Biz savaş mağdudu değil. Biz savaş dönemde Azerbaycan halkı ülkesinden kaçmadı. Gitmedi. Azerbaycan halkı yerinde oturdu. Savaştan sonra gelen insanlardı. Maddi durumu olmayıp, iş ülkesi iş tapabilmeyip. Mesela Nakhçıvan'da ne olsa bir 5 tane fabrik. 5 tane en azından bir 10 fabrik olsa bu insanlar gelir hazır fabrik işçilerdi, hazır tikişçilerdi. Buradaki tikiş fabrikalarında işçiler seherden akşama kadar zilzeme katlandı. Ben size gösteririm, vakti olsaydı gezip gösteririm. Zilzeme katla, güneş girmeyi yer. Havasız. Sayın Aydın yayla Başkanım, ben bunu da seslenmek istiyorum. Bak, değerli soydaşlarım, herkes böyle düşünüyor ki, ha bakın, böyle bir dikkatsizlik, yani Nakhçıvan'dan Türkiye'ye geliyorlar, tamam okumak imkanı bulamıyorlar, tamam çalışma imkanı bulamıyorlar. Ancak bu insanlar nereye yönelecek? Gidip orada faş şovinizmin tuzağına saplanacak. Faş şovinizmin tuzağına da saplandığında gelip ad vermiyorum ki Bakı'da ne oyunlardan çıkacaklar, ne işler yapacaklar, onlar da ortalıktadır. Yani buna göre ki biz bunları dile getirmeliyiz, bunlara sahip çıkmalıyız, bunları biz anlatmalıyız. Bizim... Çünkü biz bunlara sahip çıkılmasa, başkaları sahip çıkacak. Orada da gene de faz şovinizmin orada o çirkin düşüncelerine bulaşıp gidip Azerbaycan'ı karıştıracaklar. Burada demek gerek bunlara sahip çıkmalıydık. Bunlara Türkiye sahip çıkmalıdır. Azerbaycan da sahip çıkmalıdır. Azerbaycan konsolosluğu burada. Sabahdan akşama kadar çalışıyorlar. Küçücük bir binada. Mesela 10 il evvel Türkiye'de diye ki 10 bin Azerbaycanlı vardı. Bugün belki de 400 bindir. Ben size söyleyeyim. Belki de daha çok. Ben de daha çoktur. Konsolosluğu işleyen sayısı artmamış. Önce kim kalmış? Yani bu kadar Azerbaycanlı sorumluluğuna bu az kısım işçilerle meşgul olma mümkün değil. Bu sorunun çözümünün çok aslında kolay yolu var. Devlet konsolosluğa ayrıca bir bina ayırır. Yine bu arazilerde mesela Gazi Osman Paşa, Azerbaycan'ın toplaştığı ile Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Küçükçemince, Halkalı bölgesi, Başakşehir, Bahçelievler bu bölgelerde. Bir bina ayırır. Ayrıca konsolosluğa yeni işçiler alır. Ve onları oturur, evrakla meşgul olurlar. Bir işçi değil, bir, on ne? Ve bu iş bir yıl içerisinde çözüldü. Aydın Başkan, siz bu konuyu Türkiye'de Azerbaycan sefirliğine söylediniz mi? Böyle bir problem vardı. Burada kimliksiz vatandaşlar yaşıyorlar. Yok, onlar bilirler zaten. Bilgiler verilmiş. Tekce biz değil, başkaları da bizden önce de vermişler. Yani aydınlar buna her zaman rahatsız olmuş bu konudan. Sadece ben buraya gelene kadar bu konunun bu kadar dehşetli olduğunu bilmedim. İhtiyar Abdaloğlu bana söyledi ki böyle çocuklar var okumamışlar dedim öyle bir şey mi olmadı yani aklım almadı doğrusu dedim 5-10 kişi olur. Sonra İhtiyar Mehmet dedi ki belki toplayıp bunları dernek bünyesinde bir ders verir dedim eğitim yani. Çok yani ona göre eğitim sözünü atılmıştım ki ders vererek ama çok teessüf ki her yerde olduğu gibi yine burada İstanbul'da da Azerbaycanlar arasında bir her zaman çatışma olur neredeyse biz Ermenli koyduk kenarda. Mesela bir Ermeni derneği Türkiye'de bir etkinlik yaparsa, bir toplantı yaparsa, bir diye ki bir iş görürse diğerler de ona destek verir. Ama bizde başkadır. Bizde birbirlerini ya bozmaya çalışırlar, ya birbirlerine ters gitmeye çalışırlar. Yok ben yaptım, sen yaptın ben de yapın hemen. Ama toplaşıp yapılan işe destek vermek yoktu. Böyle bir şeyler oldu ki benim kanımı karardım. Mesela internet üzerine hücumlar çekildi. Hakkımda şayeler, iftiralar yayıldı. Güya biz buradan büyük pul yiyelim, biz fıldakçılarız. Ne bileyim hatta bir kadın telefon açıp, yaşlı bir kadın, adını çekmeyle utanırım. Telefon açıp, ne bileyim bunlar maşinlikle meşhurdu falandır.
gelsinler benim evime de, benim şarajımda. Ben hele gidip kimsenin kapısını açıp oradan derne için, özümüz için pul istedim. O kadar kitabım var. Ben istenilen yere giderim ki benden yardım edin. Ben hiç kimin kapısını dövmedim. Sayın Aygün Başkanım, Sayın Aygün Başkanım. Şimdi okulun böyle bir durumu var. Bu durumu da ben bir görüntüledim, tamam mı? Küçük bir bina. Ha. Burada olan sıkıntıları dile getirirseniz sizin programın da sonuna geleceğiz. Bak az önce de geldi, gördünüz. Doğru. Hatta Azerbaycan değil, köhne Sovyet Cumhuriyetlerinden. Mesela biz de Özbekistanlı iki çocuğumuzu gördük. Gördük, biraz bundan önce Kırgızistan'dan. Gelirler çünkü onlar da burada aynı sorunları yaşıyorlar. Bunun için biz binanı büyütmemiz lazım. Bizim burada maddi gücümüz yok. Devletin verdiği destek bir süreçündür. Böyle Diyaspor Komitesi yardım edir, bize verir ama bir süreçün. Bir süre bitti, biz yine kaldık başlı başına. Ve dedim ki, ben benzer kimi gidip her yerden pul alan biri değilim. Ben Azerbaycan devletiyim. Neft geliri olan, zengin, millerle pahası bir emirle havaya kalkan bir devletim. Ve Türkiye'de birçok büyük şirketler olan, Sokak Türkiye gibi bir şirket olan Azerbaycan devletinin vatandaşıyım. Dernek başkanı da. Ben gidip Türkiye'deki hansı derneğe el açıp pul isteyebilmeli. Bakın biz hatta Uygurlara bile destek vermek için bir şey başladık. Mesut Hanım sorunu anlattı. Hemen dedim başlayalım bu işe. Beraber başladık. Sağ olun. Sayın Aygün Başkanım, bak bu destek dediğimizde Türkiye'de kardeşimizdir. Yani Türkiye'den böyle her zaman da öyle yanımızda olmuş. Yani siz böyle çıkar ki siz bu desteği yalnız Azerbaycan'dan istiyorsunuz. Bakın, ya Türkiye'den istemişsiniz. Bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye indi geldi size dese ki ben bu konuda size yardımcı olurum. Kabul edersiniz ya kabul etmezsiniz. Bakın Türkiye yine değil bize. Değil ki biz size yer vererek yani Türk mektebi dikin. Türk mektebi olsun. Türkçe olsun. Benim vatandaşlarım Türkiye Türkçesinde mektebine gitmek için evrakı yok. Senedi yok. Önce o Türkiye kimlik sorunu var. Birinci sorun senedir. İkinci sorun nedir? Çocuk okumuş Azerbaycan'da 3 yıl 4 ya 5 yıl. Atana gelmiş buna işe ve atana değil ki ben uşağımı burada Türk mektebine koysam onun kafası karışacak. Azerbaycan destekleriyle, Türkiye'de destekler arasında, tedris programı arasında farklar büyüktür. Çok büyüktür. Ve çocuk bunu kavrayamaz 5. sınıftan sonra. Ve dedi ki siz bunu Azerbaycan'da ders geçin. Karşı şeyden ben Azerbaycan'daki okulda onun kaydını saklayayım, siz burada bunu geçin. Sonra gelip burada sınavını verin, evrakını alın. Bu bir taraf. İkinci bir taraf da var ki, bana deyip ki Aygün Hanım, ben istedim ki benim uşağım Nizami Gencevi'ni tanısın. Cevher Cabbalı'nı tanısın. Semel Bulu'nu tanısın. Ben uşağımı beni istiyorum. Sayın Aygün Başkanım, bakın. Şimdi ben her şeyi anladım, her şeyi kavradım. Bakın, Nahçıvan'dan gelmiş, ya Azerbaycan'ın başka bir bölgelerinden gelmiş. Genelde de Güney Azerbaycan'dan da gelen insanlarımız vardı, biliyorum ki mesela şimdi çocukları olmuş, onların da kimliği yoktur. Tamam, bunların da bilgimiz vardır. Yani şu anda Kuzey Azerbaycan'da bir devlet var. Ama Güney Azerbaycan'daki dediğimizde o düşmanın boyunduruğu altında, isaret altında. Evet. Tamam. Bu bir kimlikti. Bu bir Azerbaycan vatandaşıdır. Bir tane kağıta ne gelmiş? Niye yani buna bugün bak buradan sesleniyorum. Yani eğer buna kimliği vermese yani bu çocuk büyüdü. Yarın bu komşu ülkelerde bir sürü sorunlu ülkeler vardı. Başta da faş şovinizmi başta olmak üzere. Gidip onun tuzağına saplansa, yani burada suçlu kimdir? Suçlu adamdır ki ona kimlik vermiyor. Bunu gerek kimlik verme zorundadır. Vatandaşa sahip çıkma. Eğer böyle bir sorun vardı, ben bağıra bağıra sesleniyorum. Tamam mı? Buna kimlik verme zorundadır. Tamam. Tabii ki zorundadır. Çünkü bu senin vatandaşın. Senin dilinde konuşuyor. Kabul etmesen bile burada senin bir parçandır. No. Yani bu Türkiye vatandaşı olabilmez çünkü kimliği yoktur. Bu Azerbaycan'dan gelmiş ve öyle bir ülkeden gelmiş ki strateji bir bölgedir. Yani Nahçıvan'ın boşalması... No. Nahçıvan strateji bir bölgedir Azerbaycan için. Nahçıvan'ın boşalması... Bakın ben az önce sohbet ederken size dedim. Dağlık Karabağ'da Ermenilerin çokluğu Karabağ dağlık hissesinde
bir neçə, mesela Xankəndidi ve diğerlerde bir neçə kentdeki ermenilerde bir çoxunluq yarandı. Ermeni kentleri yarandı. Neden yarandı? Oradaki Azerbaycanlı gənclərə işçi vermediler. Oradaki Azerbaycanlılar sıxışdırdılar. Bütün devlet qurumları gətirildi. Ermeniler yaşayan tərəfdə dikildi. Çünkü ermeni idi bölgenin rəhbəri. Ve Azerbaycanlı o bölgenin çıxdılar. İş arasında gittiler gənclər. Ve bölge keçdi ermenilerin kontroluna. Bugünkü Qarabağ probleminin kökündə olub. Ben de defalarca deyirəm ki, Naxçıvanda fabrikler açın. 10 tane tikiş fabrik açın. Burada bu kadar kadrlar var. Gelsinler orada o işi görür. Hazır kadrlardır. 10 tikiş fabrikası açsanız siz orada bu insanlar geri dönerler. Öz kentlerine, ben de bu dertten, bu problemden azalım. Ben geceler bəzən yata bilmirəm. Niye? Yani sizin dediğinizden böyle bir... Uşaq hastalanır. Evet. Həkimə gedə bilmir. No. Sənədi yox. Türkiye'nin hastalığına, dövlət hastalığına gitmek için sənəd lazımdır. O ucuz. Hə, gedən, biləcək bu. Məcburdur özel hastalığına gitsin, çünkü əmlak yok. Ve çoxu gitmir. Bunların arasında verem hastalığı atmağa başlayır. Çünkü bunlar evde sənəd edir. Valideyn sabahdan səhər saat 8'də evden çıxır. Akşam saat 7'ye kadar Bodrum qatında günəşsiz, yayda isti, qışda soyuq, rütubətli olan yerde çalışır. Para kazanmak için. Deyip gitsin, vətəndə ev alacak. Özünə şərait bulacak. Uşaq evde kalır. Bura gələndə uşaqlar ilk gələndə cümlə qura bilmirlər. Danışa bilmirlər. Təsəvvür edin, söz soruşsa cevap verməyə tanırlar. Çünkü onlarla daimi ünsiyyətdə olan olmamış. Nitqi bozulmuş uşaqlar. Bu uşaqlar biz topladılarda kaldırıp şehir dinləyəndə ne kadar heyecan geçirdiler, utanırlar. Bax, siz gelmemişler az önce, ben şehir söylədirdim ona. Çağırıram, tezsiz danışdırıram, sərbəst danışır, təkcə dərs öyrətmirik. Biz olan hem de psixologiyasına məşğul olub. Biz olanın o travmalarını sağaltmağa çalışırıq. Yani, elə bir ailə sıxıntıları vardır ki, yani o özgüvəni kaybetmişler. Həm özgüvəni kaybetmişler, həm bunlar televiziyalar, çoxu devində televiziyadır. Azərbaycan televiziyasına baxa bilmir. Yalnız Türk televiziyasına baxa bilirlər, televiziyası olanlardır. Baxa bilmir, bunlar Azerbaycan olula Azerbaycan'dan kopmuşlar. Yani Azerbaycan'ın bir parçası olula sanki kopup bir kenara düşmüş bir yamak ayaklar altına atılmış. Ve inanın o insanlara bakanda insanın üreği ağrıyor. Çünkü onların bugünlerim, mesela pandemi dönemi oldu, ben devlete müracaat ettim. Sağ olsun Diyaspor Komitesi sesimize ses verdi. Bizim derneğin xətti de 178 bin TL erzak yardımı dağıdıldı bu halde. O aileler ki, onların işleri dayanan kimi para bitir. Çünkü onların hiçbir sosyal savunması yoktu. Kayıtlı değiller, kaçak çalışırlar. İş dayı, haftalı alırlar maaşlarını ve iş dayanan kimi artık maaş yok. Çok sağ olun. Şöyle ekmeği alma pul. Aygün Hanım, yani gerçekten böyle bu konuşmaları böyle anlattınız. Yani gerçekten dilim dolaşmaqdadır. Yani böyle öfkeden yerimde böyle titremekteyim. Bu yüzden yani değerli soydaşlarımız, bakın Aydın Hanım'ın dediğinden belə çıxır. Yani bugün Naxçıvanda, nə türlü ki o Qarabağ bölgəsində bu işsizlikdən dolayı yavaş yavaş Azərbaycanlılar o yerdən çıxdılar. Azərbaycanlıların sayı azaldığında ermənilər oraya baskın yaptılar gözümüzün önündə. Xocalı olayını, faciəsini, o soykırımını yaşadıq. Bugün de Naxçıvanda böyle bir işsizlik olduğunda bu iki faktor ortaya çıkacak. Ya o yerler boşalacak, ya onlara İran el koyacak, ya da ki Ermenistan el koyacak. Böyle bir şey yok, olmasın. Yok, belə deyək. Yok, Ermenistan el koyabilmez, ne İran el koyabilmez. Tamam. Aslında biz ele o bölgeleri güçlendirmeliyiz ki onlar orada yani edelim. Siz böyle böyle anlatıyorsunuz ki yani orada bir sürü insanlar var işsizlikten dolayı kalktı. Yok sadece benim rahatsızlığım. Ya bunun önüne rahatsızlığım bir de bu Azerbaycanlıların bir isminin tariqatla Türkiye'deki tariqatların eline geçmesi korkusudur. Neden? Türkiye'de tariqatlar çok güçlüdür. Birini Fethullah Gülen terör örgütü kimi artık tanınır. Birini devlet zararsızlaştırdı. Ama ondan daha güçlü tariqatlar var. Tamam da ve onda göre açık konuşalım da. Ona göre de. Aygün Hanım, yani ben, bak, bu bir tehlike ben, değil mi? Bak. Tehlikedir. Bu tehlikedir. Bu tehlikedir. Çünkü sağlık bakın, tehlikesi. Tamam. Bakın. Yani Naxçıvan'dan işsizlikten dolayı durup gelmiş buraya.
kimliksiz yaşıyor. Başka bir millet, başka bir millet. Yarın gelip onları ele alsa, gel ben sana kimlik veriyorum, tamam mı? Bu uşaqları bunları yolsuzluğa doğru götürsə, tamam. Bu insan kimliksiz yaşıyor, tamam. Ama bu Naxçıvanda doğulmuş, bunun babası, annesi Naxçıvanda doğulmuş. Bu da kimliksizlikdən dolayı başka bir ölkəyə sığınacak, başka bir ölkəyə gedəcək, başkasının çatısı altında, başka bir sonra da gəlib Türk toplumuna zarar verəcək. Bunu açıqcasına, yani o yerlere boşatsa, tamam mı? O yerlere boşatsa, onda kim el koyacak? O saydığımız ülkeler el koyacak. Yani bunlar dök gözlüğüyle bekliyorlar. Çünkü bu bir sorundu. Bu bir insan bir devletin en büyük servetidir. Doğru. Bir devletin en büyük serveti insan kapitalıdır. Öyle diyorlar, kapital diyorlar. O insanlar içerisinde o kadar yetenekli, o kadar istedatlı insanlar var ki mahvolup gitmişler. Bakın 24 yaşında gəncə deyilir. Yazı yazabilir. Yazmak bilmir. Bu bir təhlükə değil mi? O təhlükə. Tamam. Mənə sordum, oğlum dedim. Niye onları konuşmayalım? Bak dedim. Niye onu konuşun, biz onu konuşuruz həmişə. Tamam. Her yerde deyil. Oğlum dedim, eğer oxusaydım, hiç oxumaq istemedim. Dedi, oxusaydım memar olardı. Siz inanın, mən onun atasının yanında ağladım. Göz yaşımı saxlayın ve atasına dedim ki, siz dedim, sayın Ayyum Başkan, ve dedim, onun hayatından məktəblilere çalınmış. Siz bunu devlet organlarına, siz bunu Azerbaycan'ın səfirliyinə ilettiğinizde, Azerbaycan'ın səfiri ne tepki veriyor? Yok, ben səfirli heç yok, görüşürüm. Yok, ben anlatacağım, ben bunu yayınlayacağım, ben bunu anlatacağım. Səfirliye hiç görüşmedim, çünkü səfirlere inanmıram. Konsulla görüştük, önceki konsullarda haberdarlar, bugünkü konsulda yeni, yeni gelmiş, hele hemen her şeyi yapamaz. Ama sorun burada oturan konsulluk değil, olan o haberi olsa Bakı'ya verirler. Azerbaycan Xarici İşler Nazirliği, İstanbul'da konsulluğu işlerin sayını artırmalı. Ve bu işçilere ayrıca bir 10 kişilik, 15 kişilik grup ayrı bütün bu evrak işlerde olarak yönetmeli. Bu insanlar gedende bakın, konsulun binası küçük. Dediğim gibi 10 yıl önce burada az idi adamlar. İndi hepsiz çok. Ben bile buradayım. Ben 10 yıl önce, mesela 20 yıl önce, 15 yıl önce Türkiye'de olacağımı hiç düşünmezsin. Ben de çaresizden geldim. Güzel hayat arkasınca gelmedim. Ben de Azerbaycan devletine desteği almadım. Yaşama yerim olmadı. Kitaplarımı yayınlatamadım. Eserlerimi ortaya çıkaramadım. Her yerde yollarım kapandı. Bir tereden çekemeyenler, bir tereden küt beyin, burnundan uzağı görmeyen memurlar, insana 100 yıllık proje verirsin. Anlamı, beyin almı, yalnız özünü düşünür ki birden ay günü ben gölgesinde kalalım. Ben bunu yaşadım hemen. Ben Yazarlar Birliği idare ettim biletini, Yazarlar Birliği şeyini parçalayıp verdim. Çünkü bir ülkedeki böyle bir Yazarlar Birliği olan, onun başkanının zihniyeti böyle olan, o ülkenin her zaman problemleri var. Ben hele özümle bağlı konulardan danışırım. Ben niye deyirəm təkrar təkrar ki mənim pulumu keçirsin, mən bir acı bir ərazi alım, burada bir məktəb dikim. Niye? Bu uşaqlar həyata çıxa bilmirlər, lan oynamağa yerləri, bunların bədənləri günəş almır. Biz bu məktəbi yenə ofisi tapdıq, çox çətinlikdə parkın yanında. İdman dərslərini parkda apardıq ki hava alsınlar onlar. Bunların ciğerləri de daim kapalı. Bu insanlar atılmış insanlar. Azerbaycan devletini biz analoji inkişaftan danışabilirik. Rəqəmlər ne kadar istersiniz düzün. Bu insanların yüzüne bakanda o rəqəmlər dönür, o inkişaf dediğiniz her şey dönür. Necə ki siz mənə bakanda benim yüzümdə kədəri görürsünüz. Azerbaycan devletini ne kadar dediğinizi mən yazarlara dəstək verim. Hanı bu kitablardan dəstək? Mən bu kadar qrantlar almışam. Bəli, o vaxt iki dəfə mən devletə müraciət etdim. Bak, İngilizcə çap olması üçün sağ olsunlar. Ayaz... Məlim, QHT'ler dövlət şurasından dəstək verir, ama öyle bir küçücük dəstək verirlər ki, orada sənin maaşın da yok. Sən ancaq fədakarcasına kaçırsın. Sayın Ayyum. Niye deyirəm? Mənim pulumu keçirsinler, mən burada yer alım. Küçücük bir məktəb dikməyi mən bir fond yaradıram. Yalnız məktəbi dikdiniz. Siz biraz bundan önce söylediniz ki, bu çocukların babaları, anneleri, atası, anası Naxçıvandan gelmiş. Bunun kimlik sorunu var. Bir, kimlik sorunu var. Tamam. Bir, sağlık sorunu var. Sağlık sorunu var. Üç, bu insanların devletle, ülkesiyle bağlantı sorunları var.
Mən bu masalları burada az nümunayla çıxartdım. Çox çıxartma imkanım olmadı. Dediyim kimi, mən zəngin bir ölkənin fəqir bir yazarıyam. Bizim ölkədə ancaq istedadsız yazarlar dəyərləndirirlər. İstedmələr lazım. Tamam, o önəmli konuya gələlim. Tamam. Bunları niyə çıxardım? Bu uşaqlar Azərbaycanca vadiyyələr gidip bunlara Türkçə nağıl kitabları alabilir. Bunlar evde Azərbaycanca danışırlar. Biz de burada Azərbaycanca dərs keçirik. Bunların oxumaq kitabları belə yok. Ben burada kitabxana 2017'den beri Azərbaycan kitabxanası açtım. Sağ olsun Əfqan Vəliyev ara gözəl araşdırmacımız bizə 100'dən artıq kitab verdi. Və arada yenə mənim öz kitabxanamı qoydum ortaya. Və burada xeyli kitablarımız oldu. Ama uşaq ədəbiyyatı az. Çox az. Müraciət etdim ki, ey Azərbaycan yazanları, bizə uşaq kitabları göndərin Azərbaycandan, uşaq nağılları göndərin. Bu uşaqlar oxusun. Bax, düzülür ora, inanın, bir Təbriz kitabı. Gördüm, bize, Əlif, biraz bundan öncə o gördüm. Kitabı, o kitabı mən 2-3 gündə qaldım. Yəni, mən bizim uşaqlar, böyle İstanbul'da bu çocuklar yaşıyordu, tamam, ben bunların utangac olduğunu, ne türlü, böyle gördüyümdə gerçekten Türklərim, yani diken diken oldu. Yani buna göre ki adını soruşursam utanarak yanıt verebilmiyordu, cevap verebilmiyordu. Bakın bunlar önemli bir sorulardır değerli soydaşlarımız. Bakın bildiğiniz tek Azerbaycan dediğimizde nisciller gördü. Buna göre ki o güneyi o Fas şovinizmin boyunduruğu altında ve kuzeyi de ki dediğinde böyle bir savaşıyla karşı karşıya gelen bir ülke doğrudur. Çoxlu sorunlar var. Ancaq bir Naxçıvandan bir Azərbaycan türkü Türkiyəyə gəlmiş, burada evladı olmuş, bu günə qədər onun nə Azərbaycan kimliyi yoxdur, bir nə də Türkiyə kimliyi yoxdur. Bildiyiniz tək ki, başqa ölkələr pusuda yatmış. Yəni, o çocukları götürüb başqa bir yönlərə yönləndirərlər, başqa bir tuzağa saplayarlar. Bu işin içərisindən biz çıxa bilməliyik. Buna görə ki, biz Türk dünyasına və Azərbaycana sahib çıxmalıyıq. Buna görə ki, bilməyənlər də bilsin. Buna görə ki, bu böyük bir sorundur. Bu sorunu da mən başqa yerlərə ilətəcəyəm. Açıq-açıq buna görə ki, gəldim. Belə bir bu okulda bu konuyu gördüm, bu sorunu gördüm. Dışarıda belə dedikodu da deyil. Bu bir ölkənin uğrunda bir sorundur. Bu sorunu çözmə. Değerli soydaşlarımız, biz söyleşimizin sonuna geldik. Programımız kısıtlı olduğu için burası Azerbaycan Türk Okulu Mübariz İbrahimov adına. Bakın Mübariz İbrahimov'un adı verilmiş. O bir kahramanımızdı. Bildiğiniz tekin burada olan o çocuklar da yetiştiğinde Mübariz ne bilirsiniz ki sabah burada olan çocuk Mübariz İbrahimov olmasın, Polad Həşimov olmasın. Gəlin buna sahib çıxmalıyıq. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. ANTV mühabiri Elyaz Yekənli, İstanbul, Qazi Osman Paşa, Karadeniz məhəlləsi. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, bildiğiniz tek ki burası İstanbul. İstanbul'da Sayın değerli şehidimiz Mübariz İbrahim adına bir okul varımızdır. Bu okula da öğrencilerimiz kayıtlıdır. Buraya gelmişler, burada Azerbaycan Türkçesini öğrenirler. Bildiğiniz tek ki kahramanımız, şehidimiz 3 aydı Azerbaycan'daydım. İbrahim'in her kıyabanında da mezarına gitti, onu da ziyaret etti. Ancak Mübariz İbrahimov'un her yerde, Azerbaycan çapında ve özellikle de Türkiye'de onun adına okul vardı. Umarım ki dünyanın her yerinde bu kahramanımızı unutmayacağız. Gerçekten bizim için bir onur kaynağıdır. Bu okulunda, bu derneğin de başında birazdan sonra başkanımız Aygün Hasanoğlu ile söyleşimiz olacak, raportajımız olacak. Sayın Aygün Hasanoğlu'nun anlatacakları var. O anlatacakları da ANTV muhabiri olarak onu televizyonumuza yansıtacağız. Umarım ki burada olan sıkıntıları ve burada olan gereken
yardımları ve destekleri biz bekleriz. Buna göre ki hiçbir zaman Azerbaycan çocukları burada eğitimsiz kalmasın diye ve dilimizi öğrensinler ve kültürümüzü öğrensinler. Birazdan sonra bizimle birlikte beraber Sayın Hasanoğlu'yla, Aygün Hasanoğlu'yla söyleşimiz olacak. O söyleşimizde doktorun büyük bir yapıtları vardı, o yapıtları sergileyeceği güzel kitapları vardı. Azerbaycan Türkçesi üzere güzel romanları vardı, onun anlatacakları var ve diyecekleri var. Bizimle birlikte beraber kalın. Birazdan sonra söyleşimiz devam edecek. Saygılarımı sunarım. Esen kalın.